Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Haziran 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, iletişimin ve hareketin yoğun olduğu bir ay başlıyor. Haziran ayının konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. 4 Haziran'da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. 5 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçiyor. Ay boyunca gezegeniniz Mars Aslan burcunda ilerleyecek. 11 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'ndaki yolculuğuna başlıyor ve 18 Haziran'da İkizler Burcu'nda yeni ay doğacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 21 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda ilerleyecek ve 4 Haziran'da 13 derece Yay Burcu'nda Dolunay meydana geliyor. Dolunay Haziran'ın ilk yarısını şekillendirecek önemli etkiler taşıyor ve Yay Dolunay'ı sizin 9. evinizde meydana gelecek, ateş elementinde olduğu için enerjinizi, özgüveninizi, motivasyonunuzu arttıran bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Dolunaylar bir tamamlanma dönemidir, bir farkındalık dönemidir. Hayatımızda bir şeyler netleşir. Bu eğitim hayatınızla ilgili, akademik konularla ilgili bir beklentiniz olabilir. Yani burada bir yol haritası belirleme, bununla ilgili bir sonuç almanız söz konusu olabilir. Aynı zamanda yay, hukuksal işlerinizle de ilgili önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Bununla birlikte her türlü uluslararası konu, yurt dışı ilişkileri, seyahatleriniz, medya, yayıncılık işlerinizle de ilgili önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Yay dolunayı özellikle değişken burçlarımızı etkileyebilir. Ateş burçlarımız için olumlu etkiler getiriyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz veya yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan çok güzel etkiler alıyorsunuz. Değişken burçlarda ikizler, başak, yay ya da balık burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa dolunay kendi içerisinde bazı stresler getirebilir, ancak dönüşümler ve tamamlanmalarla birlikte belirsizliklerin netleştiği, sonuç aldığınız bir süreçte de olabilirsiniz sevgili koçlar. Bu dolunay özellikle geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bazı konuların sonuç vermesini, bazı düşüncelerin, fikirlerin olgunlaştığı bir süreci de, bir projenin tamamlandığı bir süreci de işaret edebilir. Gezegeniniz Mars ay boyunca Aslan burcunda olacak. Aslan burcundaki Mars enerjinizi, özgüveninizi arttıracak. Kişisel girişimlerinizde inisiyatif alabilirsiniz, harekete geçebilirsiniz. Özellikle yaratıcı faaliyetler, sosyal etkileşimler, buralarda daha aktif olabileceğiniz bir aydasınız ve 5 Haziran'dan sonra Venüs de Aslan burcuna geçiyor. Aşk, romantizm, eğlenceli konularda sizi desteklemeye başlayacak. Yani 5 Haziran'dan sonra Venüs de Mars'ın Aslan burcunda birlikte hareket ediyor olması kendinizi daha şanslı, daha keyifli hissetmenizi sağlayabilir. Yaşamdan zevk alabileceğiniz gibi size keyif veren, sizi eğlendiren konular hayatınıza daha fazla dahil olabilir. Aşk bunlardan biri. Romantik konular olabilir, çocuklarla ilgili güzel etkiler olabilir, sosyalleşme, davetlere katılmanız, kutlamalar yapmanız mümkündür. Şansa ihtiyacınız olan parasal kazançlar, spekülatif alanlar gibi kişisel yatırımlarınızla ilgili alanlarda da Venüs'ün ve Mars'ın desteklerini daha fazla hissedebilirsiniz. 11 Haziran'dan sonra Merkür ikizlere geçecek. Artık Merkür son derece hızlı olacak. Bu da sizin için hızlı bir bilgi akışı demek. İletişim artıyor, yolculuklar, seyahatler olabilir. Yakın çevrenizdeki kişilerle daha fazla bir iletişim içerisinde olabilirsiniz. Tabii ki kardeşleriniz, komşularınız, akrabalarınız, bunların hayatınızda daha aktif kendini göstermesi mümkün. Eğitim konuları, işte ticari aktiviteler, her türlü iş için, eğitim için veya özel amaçlı tatil için yolculukların, seyahatlerin Merkür'ün ikizler burcundaki hareketiyle birlikte sizin için de öncelikli olması, biraz daha hızlanmasını bekleyebiliriz. 18 Haziran'da 26 derece ikizler burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay 3. evinizde doğuyor. Yeni ay yeni oluşumları, yeni başlangıçları şekillendiren bir yeni ay ve ikizler tabii ki yine Merkür yönetiminde hareketli bir yeni ay sizi bekliyor. Bu yeni ay ayın sonuna kadar olan süreçlerimizi de aslında şekillendirecek. Bir girişiminiz, bir düşünceniz, bir fikriniz olabilir. Ve bununla ilgili başkalarıyla konuşarak, anlaşarak bir adım atabilirsiniz. Kardeşler,
yakınlarınızla ilgili konular, bu yeni aile birlikte hayatınıza daha da fazla dahil olabilir tabii ki. Seyahatlerin, yolculukların olabileceği bir süreç, bir eğitime başlama, bir ticari oluşumda bir anlaşma, sözleşme yapmanız mümkün ki her türlü iletişim olunca tabii ki bilgi de bilgiyle ilgili konular, paylaşımlar, bunları sosyal medyadır, internettir, haberleşmedir, eğitimle ilgili konular, tüm bunları içine alabiliriz ve sizin kişisel girişimlerinizle ilgili biraz daha aktif olabileceğinizi söyleyebiliriz. Bununla birlikte tabii ki bu bir işi başlatmak, ilgi duyduğunuz alanda bir eğitim almak, sosyal medyada aktif olmak, herhangi bir şeyde yazmak, çizmek, tasarım yapmak olabilir. Yeni bilgiler öğrenmek için daha fazla okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz yeni ayın etkisiyle beraber. Yine değişken burçlarımızı etkileyen bir yeni ay. Koç burçlarına dost bir burç olduğu için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa çok güzel destekler alabilirsiniz. Özellikle yakınlarınızdan, kardeşlerden bu yeni ay ile birlikte. Bununla birlikte değişken burçlarda ikizler, başak, yay ve balıklarda balıkların 26 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ayın tesirleri sizin için önemli olabilir. Bir şeye dikkat etmek lazım. 17, 18, 19 Haziran gibi Güneş-Neptün karesi var. Bu yeni ayda Neptün karesi de etkin. O yüzden bazı konuların biraz belirsiz olması, biraz karışıklıklar yaratması mümkün. O yüzden düşünceleriniz, fikrin, evet hayalleriniz olabilir. Vizyonunuz gelişiyor, idealleriniz yükseliyor. Yaratıcı enerjileriniz de yükseliyor bu yeni ayda ama gerçeklerden çok uzaklaşmamak lazım. Eğer çok hayalperest davranırsak, yanıltıcı olabilir. Mesela her duyduğunuza hemen inanmayın. Yeni ay ikizlerde ve dedikoduların, haber trafiğinin arttığı bir dönem. Bunlar spekülatif de olabilir bu bilgiler. Yanıltıcı da olabilir. Dolayısıyla her duyduğumuza inanmamak gerekiyor. Bilgileri iyi sorgulayıp doğruluğundan emin olmamız lazım. Kendi düşüncelerimizin, fikirlerimizin de bir şekilde sağlam zeminlere oturmasına dikkat edelim. Yanıltıcı konulara karşı dikkatli olursak bu yeni ayı kendi yararımıza en iyi şekilde değerlendirebiliriz. 21 Haziran'dan sonra Güneş Yengeç Burcu'na geçecek. Artık Haziran'ın son haftası, enerjimiz biraz daha özel yaşamdır. Ev, aile, yuva, yaşadığımız mekanlar, ebeveynlerimiz bu konulara yönlenebilir. Ve bunlarla ilgili girişimlerimiz, bunlarla ilgili niyetlerimiz de kendini göstermeye başlayabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Burçlar kuşağının ilk burcu olan Koç burcu, ateş elementinden öncü nitelikler taşıyan bir burçtur. Güneş her yıl 21 Mart'ta Koç burcuna girer ve ilkbahar mevsimini başlatır. Mevsim başlatan burç olduğu için Koç burcu da öncü nitelikler taşır. 21 Mart-20 Nisan arasında doğan kişiler Koç burcundan kabul edilir. Koçların en belirgin özellikleri cesur, girişken, kendine güvenli, meraklı ve sabırsız olmalarıdır. Yönetici gezegenleri Mars onlara yüksek bir enerji verir. Aynı zamanda çabuk öfkelenebilen ve saldırgan olabilen bir yapıları da vardır. Egoları güçlü olduğu için kendilerini ifade etmek isterler ve bulundukları her ortamda da rahatlıkla lider konumuna yükselebilirler. Yeni bir şeyleri başlatmak, karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmek Koç burcu için daha kolaydır. Ancak hevesleri çabuk kaçabilir ve başladıkları işleri bitirmekte zorlanabilirler.